Merhaba dostlar. Ee, yeni bir eğitim video serisinde tekrar karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz bir taraftan YouTube kanalımda e, Azure Cloud Engineer eğitim video serimiz devam ediyor. Yaklaşık 10-12 videoluk bir e, seriyi tamamladık. Hala da devam edecek konularımız var. Ama bir yandan da e, başka bir e, konu üzerine video serisi başlatmak istedim. E, bu da aslında e, Azure... Data Fundamentals sınavına hazırlık bir eğitim serisi olacak. Yaklaşık 4 modülden oluşan bir eğitim video serisi olacak. Bu eğitim video serisi içerisinde bu sınava hazırlanırken ihtiyaç duyacağınız tüm konuları sizlere anlatmaya çalışacağım. Neler olacak? Aslında bu bir bulut ortamında yani aslında Azure'da veri, veri tabanı kavramlarının temellerini size anlatmaya çalışacağım. E, tabii ki anlatırken her zamanki gibi e, hem sunumlardan hem de teorik olarak hem de ardından da e, basit pratik e, çözümlerle Azure üzerinde nasıl yapılandırabileceğinizden bahsedeceğim. E, bulut veri hizmetlerinin e, temel becerilerine bakacağız çünkü Azure üzerinde birçok e, veri hizmeti var. E, bunların neler, e, bunlar nelerdir ve neleri kapsar? Bunlara birlikte bakacağız. E, ve aynı zamanda tabii ki Microsoft Azure içinde bulunan e, bulut veri hizmetlerine ilişkin e, temel e, bilgileri de e, nasıl, temel bilgiler de nelerdir e, bunlara detaylı bir şekilde bakacağız. Dediğim gibi 4 e, bölümden oluşan bir e, modül olacak bu. E, i̇lk modülümüz e, temel veri kavramları yani aslında verinin ne olduğu, verilerin yapısının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. E, neler olacak e, bu modülde? Temel veri kavramlarından bahsedeceğiz. Aslında veri nedir? İlişkisel veri tabanları, ilişkisel olmayan veri tabanları ya da işte yarı ilişkisel veri tabanları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra aslında bu veri üzerine çalışan, data üzerine çalışan arkadaşların bu veri dünyasındaki rolleri ve sorumlulukları nelerdir? Bunlara bir bakacağız. Daha sonra bahsettiğim ilişkisel veri kavramları ve ilişkisel olmayan veri kavramları nelerdir? bunlara bakacağız ve son olarak da bu modül içerisinde veri analitiğinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle o zaman temel veri kavramları da şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz aslında son birkaç 10 yılda bildiğiniz gibi tüm dünyada sistemlerin, uygulamaların ve hatta cihazların ürettiği veri miktarı önemli ölçüde arttı. Yani kısacası aslında veriler her yerde ve ...günlük hayatımızın tam içerisinde. Veriler farklı yapı ve formatlarda bulunabiliyor bildiğiniz gibi. Verileri anlamak ve araştırmak aslında ilginç bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor... ...ve anlamlı bilgiler edinmenize yardımcı oluyor. Bu modülde bu konuda temel veri kavramları konusunda da... ...aslında verileri nasıl organize edebileceğinizi... ...ve işleyebileceğinizi aslında sizlere anlatmaya çalışacağım... E, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanları hakkında bazı e, ön bilgiler vereceğim ve e, aynı zamanda verilerin işte Transactional işleme, e, Batch ve Streaming veri kavramları e, yoluyla işlemeyi nasıl olduğunu e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama bunları anlatmadan önce aslında temel e, başlangıç olarak veri nedir e, ve yapıları nasıldır sanırım ondan bahsetmek e, doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ee, aslında eskiye nazaran e, verilerin toplanması biliyorsunuz artık daha kolay. E, aynı şekilde barındırılması da e, daha kolay ve daha ucuz. E, bu da neredeyse aslında e, her işletme için erişilebilir olmasını sağlıyor verilere. E, veri çözümleri değerli bilgilerin toplanmasını, e, analizini ve depolanmasını kolaylaştırmaya yardımcı olabiliyor e, ve bunun içinde tabii ki e, farklı yazılım teknolojileri ve platformları kullanabiliyoruz. E biliyorsunuz günümüzde e, işte kapitalizmin getirisi olarak aslında her firma e, gelirlerini arttırmak ve e, daha büyük karlar elde etmek istiyor. E, bu sebeple e, çok büyük rekabetçi piyasalar var ve e, veriler bu durumda bu piyasada en önemli değere sahip varlıklar oluyor. E, bu verilerin doğru şekilde analiz edilmesi e, ve e, çok sayıda e, verilerle uğraşarak yararlı bilgilerin sağlanması aslında e, işlerimizdeki karar alma mekanizmalarında önemli e, roller e, önemli bir rol oluyor ve sanırım e, kararlar almadığı da bize büyük yardımcı oluyor. Aslında e, sadeleştirmemiz gerekirse verinin karar vermede kullanılan e, sayılar, açıklamalar ve gözlemler gibi aslında gerçeklerin bir koleksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Verileri yapılandırılmış, e, yarı yapılandırılmış veya e, yapılandırılmamış olarak da sınıflayabiliriz. E, Bunlara aslında İngilizce structure, semi-structure ve unstructure e, isimleri veriliyor. Sunumda da görebiliyorsunuz. E, yapılandırılmış veriler e, tipik olarak bir veri tabanında satırlar ve sütunlarla temsil edilen e, tablo verileridir. E, aslında bu formdaki e, tabloları tutan veri tabanlarına ...da e, ilişkisel veri tabanları e, denmektedir. E, aslında bu burada matematiksel terim olan ilişki kavramı e, ya da ilişki terimi tablo olarak tutulan organize bir veri kümesini aslında ifade ediyor. Bir tablodaki her satır e, aynı sütun kümesine sahip olmak zorunda. Örneğin e, bir ticaret, bir e ticaret veri tabanındaki tabloları düşünebilirsiniz. İşte birinci tablodaki e, veriler bir kuruluş için müşterilerin ayrıntıları da içerirken işte ikinci tablodaki veriler de kuruluşun sattığı e, ürünler hakkında bilgileri içerebilir. E, Semi-structure ya da yarı yapılandırılmış veriler ise e, ilişkisel bir veri tabanında e, yer almayan ancak e, yine de bazı yapıları ee, olan bilgilerdir. Yani tam olarak e, yapılandırılmış veya tam olarak yapılandırılmamış e, ve, veriler diyemeyiz bunlara. O yüzden zaten e, yarı yapılandırılmış veriler diyoruz. Örneğin e, JSON biçiminde tutulan e, JSON formatında tutulan e, belgeleri örnek olarak söyleyebiliriz veya eee key-value storage'larında veya gra graph e, database'leri de e, örnek olarak söyleyebiliriz. Mesela e, bir key-value veri tabanını düşünün, storage ya da Database'i düşünün, bunlar ilişkili dizileri depolamaktadır. Bu dizilerde bir key yani anahtar, belirli bir değeri almak için benzersiz bir tanımlayıcı görevi görebilir. Bu değerler yani value kavramları bir sayı veya dizeden karmaşık bir nesneye kadar herhangi bir şey olabilir. Örneğin bir JSON dosyası içerisinde bunları e, konumlandırabilirsiniz. E, bu key value veri tabanları, verileri yapı veya e, ilişki olmaksızın tek bir koleksiyon olarak depolamaktadırlar. E, bu onları tabloların aslında e, önceden tanımlanmış veri türlerine sahip satırlardan veya e, sütunlardan oluştuğu ilişkisel bir veri tabanından tabii ki e, farklı kılmaktadır. E, bir diğeri graf veri tabanları ise aslında e, karmaşık ilişkilerle ilgili bilgileri depolamak ve sorgulamak için e, kullanılabilir. E, aslında graf yapılar node ve edge yapılarından oluşmaktadır. Node yapılar da not içerisinde e, nesneler hakkında bilgileri tutabilirsiniz. E, edge tarafta da aslında bu nesneler arasındaki ilişkiler hakkında bilgileri e, tutabilmektesiniz. Aslında Kısaca tüm veriler e, yapılandırılmış veya e, yapılandırılmamış veya işte yarı yapılandırılmış olarak e, sınıflanabilmekte. O zaman bir de e, yapılandırılmamış verilere örnek verelim. Onlar da aslında ses, video dosyaları veya binary e, yani ikili veri dosyaları e, olabilir. Bu yapıya sahip e, dosyalar yapılandırılmamış veriler kısmına gelebilir. Diğer bir önemli husus da bu yapılandırılmış, e, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilerinizi türlerine bağlı olarak e, nasıl depolayacağınızdır. E, aslında yapılandırılmış verileri Azure üzerinde biz SQL Server'larla yani e, VM üzerinde çalışan SQL Server'larla veya e, PaaS olarak hizmet veren SQL e, veri tabanlarını SQL Database'lerde e, konumlandırabiliriz, depolandırabiliriz. Çünkü bunlar ilişkisel veri tabanlarını taşımaktadırlar. Azure SQL veri tabanı biliyorsunuz bulutta çalışan ve hizmet olarak sunulan bir veri tabanıdır ki bunun detaylarına zaten ileriki model modüllerimizde gireceğiz. İlişkisel tablolar oluştururken ya da ilişkisel tablolar kullanmak istediğinizde ve bunlara erişmek istediğinizde bu Azure SQL veri tabanlarını ee, kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hizmet olarak e, yönetilmektedir. Yani Microsoft Azure tarafından yönetilir ve çalıştırılır. Siz sadece e, bu veri tabanlarına erişip e, bu veri tabanlarının üzerinde bulunan verilerinizi dilediğiniz gibi e, yönetebilirsiniz. E, veri tabanın sunucu e, dağıtma işlemlerini e, daha doğrusu veri tabanını yapılandırma işlemlerinize, e, altyapısını yapılandırma işlemlerini yapmanıza gerek yok bu tarz e, hizmet e, hizmetlerde, Azure üzerindeki hizmetlerde. Ee, Azure üzerinde tabii ki başka hizmetler de bulunuyor. Örneğin yapılandırılmamış verilerinizi konumlandırmak istediğinizde, video, ses gibi e, verilerinizi konumlandırmak istediğinizde, depolamak istediğinizde e, Azure Blob Storageları kullanabiliriz. Bunlar biliyorsunuz, e, Blob'un açılımı işte Binary Large Object anlamına geliyor, onun kısaltması. E, burada e, büyük verilerinizi, video, ses gibi binary dosyalarınızı e, barındırabilmeniz mümkün. İşte belgelerinizi e, yarı yapılandırılmış ortamda çalışan belgelerinizi e, depolamak istediğinizde de yine Azure'un e, diğer bir e, hizmeti olan Azure Cosmo DB'yi kullanabiliriz. Aslında e, bu hizmetler sağlandıktan sonra e, yapmanız gereken sadece verilerinizi buraya konumlandırmak ve aynı zamanda kullanıcılarınızın e, bu verilere erişmesini e, sağlamanız gerekiyor. Genellikle aslında burada ileride bunların detaylarına gireceğiz ama konusu açılmışken söyleyelim. E, genellikle burada e, üç farklı yönde erişim izinleri veriliyor. Aslında bu role-based access e, ar, e, tarafında daha detaylı bir şekilde anlatılıyor ama RBAC yani rollerinde e, genelde read-only ya da işte e, contributor veya read-write de söyleyebiliriz database üzerinde veya owner haklarıyla e, haklarıyla kullanıcılarınızın e, bu databaselere erişmesini veri tabanlarına erişmesini e, sağlayabilirsiniz diyelim. Şimdi dedilerseniz verilerinizi nasıl işleyebileceğinizle ilgili e, birkaç örnek vermeye çalışayım. Aslında veri işleme çözümleri genelde e, iki kategoriye ayrılır. Bunlardan bir tanesi e, transactional yani e, online transactional processing dediğimiz OLTP e, olarak adlandırılan. Bir diğeri de e, analitik çözümler, analitik sistemler yani online analitik processing OLAP olarak e, isimlendirilen e, veri işleme çözümleridir. Transactional sistemler aslında çoğu insanın işte bilgi işlem tarafında ya da database tarafında birincil işlev olarak gördüğü kısımdır. Bu sistemlerde yapılan tüm işlemler kaydedilmektedir tabii ki. Örnek olarak mesela bankacılık sistemindeki hesaplar arasındaki para transferlerini söyleyebiliriz veya müşterilerden müşterilerinizden mal veya hizmetler için yapılan ödemeleri takip eden bir perakende sistemini bu transactional sistemlere örnek olarak söyleyebiliriz. Transactional sistemler aslında genellikle çok yüksek hacimlidir ve bazen tek bir günde işte milyonlarca işlem gerçekleşebilir transactional işlemler içerisinde. İşlenmekte olan veriler çok hızlı bir şekilde tabii ki bu yüksek veriler arasında erişilebilir olması gerekiyor. Ee, aslında dediğimiz gibi bu sistemlere de e, diğer bir isimle e, OLTP adı e, verilmekte. E, hızlı işlemeyi aslında burada önemli olan hızlı işlemeyi desteklemek için e, bilgi bu tarz veri tabanları veri tabanı sistemlerinde veriler genellikle küçük parçalara bölünmekte. Bu ön, e, önemli bir e, nokta. Örneğin bu e, transactional veri e, işleme yöntemleriniz için ilişkisel bir sistem kullanıyorsanız burada yapılan tüm transaction işlemleri aslında belirli tablolar içerisinde, belirli tablolar içerisinde ve gerekli olan sütunlar içerisinde barındırılmaktadır. Örnek bir önceki örneğimizde verdiğimiz banka havale işlemleri ya da bankacılık sistemlerinde, örneğin hesaptaki fonlarla veya paralarla ilgili bilgileri içeren bir tablo yalnızca işte hesap numaralarını ve cari bakiyeleri tutabilir ama diğer tablonuzsa, diğer tablolarınızsa işte transfer işlemine dahil olmayan Örneğin müşterinin adı işte adresi veya hesap geçmişi gibi bilgileri barındırabilir Aslında tabloları bunun gibi ayrı ayrı sütun gruplarına ayırmaya Biz normalleştirme adı veriyoruz normalization adı veriyoruz ama bunu da detaylarını bir sonraki konularımızda detaylıca işleyeceğiz e bu o, OLTP desteklemek yani transactional e, işlemleri desteklemek için tasarlanmış e, sistemlerin aksine e, analitik olan sistemler yani OLTP, o, OLAP sistemleri yani online analytic processing sistemler daha çok e, verileri sorgulaması ve bir veri tabanında tutulan bilgilerin e, büyük resmini elde etmesi gereken iş kullanıcılarınızı desteklemek için e, tasarlanmış yapılardır. E, analitik sistemler genelde ham veri yakalamak e, ve e, bazı işte insightlar yani iç oluşturmak için kullanılabilir. E, örneğin bir kuruluş e, bazı konularda iş kararları vermesi gerekiyorsa analitik servisleri e, kullanabilir. Burada önemli bir detay şu olarak söyleyebiliriz sanırım çoğu analitik sistemin benzer görevleri yerine getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Örneğin veri alımının, veri dönüştürme işlemlerinin, veri sorgulama ve veri görselleştirme işlemlerinin e, yapılıyor olması gerekiyor. Şimdi bu e, veri tabanlarını düşündüğümüzde aslında sanırım ilişkisel veri tabanları e, verileri tutmak için e, muhtemelen e, herkesin daha rahat anlayabileceği bir model e, olmakta ama tabii e, Tabloların ve sütunların bu basit yapıları başlangıçta kullanımlarını kolaylaştırabilir ancak e, bazı katı yapılarda e, bazı sorunlara neden olabiliyor. Örneğin e, müşteri bilgilerini tutan bir veri tabanında e, birden fazla adresi olan müşterileri nasıl ele alacaksınız? E, i̇şte her adresin ayrıntılarını tutmak için sütunları e, sütunlar eklenmesi gerekiyor mu e, veya işte e, bu sütunlardan kaç tane eklenmesi gerekiyor? E, i̇şte örneğin ee, bir müşterinin 3 tane adresi varsa bu 3 tane adresin girilmesine izin verilecek mi? İşte ee, işte yedek sütunlar kullanılacak mı? Veya bu müşterinin birdenbire işte 4 tane adrese ihtiyacı varsa e, böyle bir durumda nasıl bir çözüme gideceksiniz gibi e, farklı sorularla ve sorunlarla karşılaşabiliriz. İşte böyle bir durumda bu ilişkisel veri tabanlarında normalization yani normalleştirme işlemlerini tabi tutuyoruz. Böyle bir durumda işte e, bunun sonucu olarak da veriler ya da işte bu tuttuğunuz verilerinizin bir tablodan diğerine referanslarla işte çok sayıda dar ve iyi tanımlanmış tablolara bölümlenmesini sağlayabiliyoruz Bununla birlikte işte verileri sorgulamak çoğu zaman verileri çalışma zamanında bir araya getirerek birden çok tablodan bilgilerin yeniden birleştirilmesini rahatlıkla sağlayabiliyoruz e, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanları e, farklı iş yükleriniz için uygundur arkadaşlar. İlişkisel veri tabanlarının birincil kullanımı e, daha önce söylediğimiz gibi transaction işlemleri için e, kullanılmaktadır. E, transactional bir veri tabanı da aslında e, bütün işlemleri yaparken veri tabanının tutarlı kalmasını e, sağlamak için e, bir modeli kullanmaktadır. Ve buna bu modelde özel bağlar vardır. Kısaca asit yani atom asiti, consistency, e, isolation ve durability olarak e, söylenebilir bunların açılımı. Yani e, atomosite olması, e, tutarlı olması, izolasyonlarının olması ve dayanıklılık e, olması. E, atomosite aslında yapılan her işlemin e, tamamen başarılı olan veya tamamen başarısız olan e, tek bir birim olarak kabul edildiği e, modeldir. Ee, örneğin bir dizi içerisinde tüm işlemlerin başarıyla tamamlanması gerektiği veya bir şeyler ters giderse dizide şimdiye kadar yürütülen tüm işlemlerin geri alınması gerektiği anlamına gelebilir. Örnek vermekimiz gerekirse mesela banka havalelerini düşünebilirsiniz. Banka havalelerinde bir hesaptan çekilen para eşdeğer olarak aynı parayı başka bir hesaba yatırmayı gerektirmektedir. Eğer sistem içerisinde bir tutarsızlık bir hata oluşması durumunda sistemin bu parayı kaybetmemesi gerekiyor ve sistemin tekrar başa alınması veya belki de sistemin iptal edilip parayı ilk hesaba yatırılması gerekmektedir. Buna aslında otomatite işlemi denmektedir. Tutarlılık olarak da aslında bir işlemin veri tabanındaki verileri yalnızca bir geçerli durumdan diğerine alabilmesini, e, sağlamakta. Örneğin tutarlı bir veri tabanı asla e, açıklanamayacak şekilde veri kaybetmemeli e, veya işte e, asla yine açıklanamayacak şekilde veri oluşturmamalıdır. E, i̇şte ön, daha önce verdiğimiz banka havalesi örneğinde e, bir hesaba para eklerken bir, bir yerde karışıklık olması durumunda para kesintisi veya e, dışarıdan alınmışsa bu paraların nereden geldiğini açıklayan bir kayıt olması gerekiyor. Yani e, birdenbire hesabınızda böyle bir milyonlarca euro olamaz. Bunun bir açıklaması, bir e, karşılığı olması gerekiyor. Aynı şekilde birdenbire de bu milyonlarca e, doların, euronun ya da işte e, Türk lirasının hesabınızdan kaybolmaması gerekiyor. E, diğer bir birim ise aslında izolasyon işlemlerin eş zamanla yürütülmesinin e, ve aynı zamanda işlemleri sıra, sırayla e, yürütülmesini ele alan bir e, yapı e, çünkü eş zamanlı olan bu yapı e, verileri e, tutarsız bir durumda göremez dayanıklılık e, dayanıklılıksa e, bir işlem gerçekleştirdikten sonra örneğin bir e, elektrik kesintisi olduğu sistemde veya e, bir e, çökme durumu gerçekleşti böyle bir durumda e, yapılan işlemin taahhütte kalacağını garanti etmesidir. E, aynı zamanda bu banka işlemleri sırasında da gerçekleşen e, bir yapıdır bu. E, bir havale sırasında bir kesintiyle karşılaşmanız durumunda e, bu tabii ki fiziksel bir kesinti olması e, durumunda e, yapılan işlem askıda kalır ve aslında taahhüt edilir banka tarafından size. E, işlemin ya geri döndürüleceği ya da e, işte hedef neyse artık o hedefe doğru ilerleyeceği e, sistem tekrar ayağa kalktıktan sonra e, garanti edilir. Şimdi bu e, transactional yüklerini işleyen aslında veri tabanları sistemleri gereği e, karmaşık sistemlerdir arkadaşlar muhtemelen aynı verilere e, aynı anda erişmeye ve bunları değiştirmeye çalışan e, eş zamanlı e, onlarca yüzlerce kullanıcı olabilir e, bu durumda veri tabanları tabii ki de tutarlı e, kurtarılabilir e, ve izole bir şekilde e, yapılandırılması gerekmektedir e, birçok sistem aslında Güncellendiğinde verilere kilitler uygular çünkü güncellemenin herhangi bir etkisinin olmaması için işte bu kilitler kilitler açılana kadar başka bir işlemin verileri okuması veya verileri değiştirmesi engellenmektedir. İşte kilitler yalnızca işlem tamamlandığında veya geri alındığında açılabilmektedir. E, uygulamalar kilitlerinin açılmasını beklemek zorundadır e, sıra ile gel e, yapılabilmesi için ve kapsamlı kitlemeler bazı durumlarda da e, bazı sistemlerdeki performansların e, düşmesine neden olabilmektedir. E, analitik iş yüklerimiz ise e, aslında satış performansı veya envanter seviyeleri gibi işte çok sayıda geçmiş veriyi veya iş metriklerini depolayan tipik olarak aslında salt okunur e, sistemler olarak söyleyebiliriz. E, analitik iş yükleri e, işte veri analizi ve karar verme için e, genelde kullanılmaktadır. E, i̇şte bu analitikler hem, ham verileri e, ham veriler tarafından sunulan e, gerçeklerin e, özetleri olabilir, e, eğilimler, e, trendler olabilir e, veya işte diğer iş bilgileri türlerinin e, toplanmasıyla oluşan Analitik raporlarınızda e, olabilmektedir. E, bu analitik yapılarda aslında belirli bir zaman noktasındaki verilerin anlık görüntüsüne erişebiliyorsunuz. E, normalde biliyorsunuz şirket e, hiyerarşik yapısında daha üst sıralarda yer alan işte C level e, yöneticilerin e, genellikle tüm veriye erişmesine e, gerek yoktur. Zaten de bunu tüm veriye erişmesi e, erişmeyi istemezler. Daha çok e, bütün verilerin büyük resmini görmek isterler. Örneğin Tüm satış datalarının erişmelerine gerek yoktur. Satış raporlarına aylık satış raporlarına erişmeleri örnek olarak verilebilir. Bu durumda işte bu verilerin daha iyi analiz edilmesi ve görselleştirilmiş olması gerekmektedir. Veri işleme tiplerimizde de sanırım söyleyebileceğimiz burada iki tip veri işleme tipimiz var. Bunlardan bir tanesi toplu işleme bir diğeri de akış işleme yani batch processing ve stream processing. Aslında veri işlemenin anlamı elinizde bulunan ham verilerin bir süreç içerisinde tabii ki anlamlı bilgilere dönüştürülmesi olarak söylenebilir. Normalde verilerinizin sisteminize nasıl alındığına bağlı olmak şartıyla her veri üyesinin geldiği gibi işlenmesini sağlayabilirsiniz veya işte ham verileri ee, yine ön belleklere, ara belleklere alıp gruplar halinde işleme yöntemine e, gidebilirsiniz. Verilerin direkt aslında geldiği gibi işlemesine e, streaming stream processing yani akış işleme ismi verilirken, e, verilerin gruplar halinde işte ara belleklere alınarak ardından e, toplu olarak işlenmesine de e, batch processing işlemi yani toplu işleme e, iş, adını e, veriyoruz. E, toplu işlemede yani batch processing'de e, yeni gelen veri öğeleri e, de, belirli gruplarda toplanmaktadır. E, tüm grup daha sonra ge, e, gelecekteki bir zamanda e, toplu iş olarak işlenebilir. Her grubun tam olarak ne zaman işlendikleri çeşitli şekiller, e, şekillerde belirlenebilmektedir arkadaşlar. Örneğin e, verileri e, zamanlanmış bir zaman aralığına e, göre işleyebilirsiniz veya belirli bir miktarda veri geldiğinde veya başka bir olayın sonucu olarak e, tetikleyebilmeniz mümkün. E, toplu işlemeye örnek olarak e, örneğin kredi kartı şirketlerinin e, faturalandırmayı işleme biçimine göre vermesi. Mesela müşteri her ay e, kredi kartı satın alımı için e, kredi kartında yaptığı satın alımlar için e, bir fatura almaz bildiğiniz gibi. E, ay sonunda toplu olarak bir e, fatura ile e, karşılaşır. Batch Processing'in yine aslında önemli avantajları olarak şunları söyleyebiliriz sanırım e, büyük hacimli verilerle çalıştığınızda e, bu büyük hacimli verileri uygun zamanlarda işleyebilirsiniz e, işte bilgisayarlarınızın veya sistemlerin e, işte gece geceleri gece boyunca çalışmadığı durumlarda bu boşta kaldığı durumlarda yani yoğun olmayan saatlerinizde bu toplu işlemleri gerçekleştirmeniz daha kolay olabilmektedir dezavantajları ise işte verileri alma ve sonuçları arasında bazı zaman gecikmelerinin oluşması. Çünkü bildiğiniz gibi zamanlanmış aralık aralıklarda bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bir toplu işlemin işlenebilmesi için önce bu toplu işlemin giriş verilerinin hazır olması gerekiyor tabii ki. Bu verilerin dikkatli kontrol edildikten sonra işte toplu işlemlerin işlemlerin sırasının oluşturulması e, hata ve program çökmeleriyle ilgili sorunların e, işte tüm işlemi durdurabilme e, durumunun olmasının göz önünde bulundurulması gerekiyor. E, çünkü bazı durumlarda işin yeniden çalıştırılabilmesi için giriş verilerinin tekrar denetlenmesi, tekrar e, oluşturulması gerekebiliyor. E, i̇şte tarihlerdeki e, bazı işte tipografik hatalar, örneğin virgülle ayrıldığı işte slash ile mi ayrıldı ya da işte nokta ile mi ayrıldı gibi tipografik hatalar bile bazı toplu batch processing işlemlerinde hatalar oluşmasına neden olabilmektedir. Stream modelde ise yani akış işleminde ise her yeni veri geldiğinde bu yeni veri işleme tabi tutulmaktadır. Örneğin veri alma doğası gereği aslında bir akış işlemi olarak söylenebilir Akış verileri gerçek zamanlı olarak işlenir. Yani bir zamana oturtmanıza, bir istediğiniz bir schedule'a oturtmanıza gerek yok. Gerçek zamanlı olarak tüm verileriniz işlenmektedir. E, bu tabii ki toplu işlemin yani batch processing'in aksine e, bir sonraki toplu işleme aralığına kadar beklemenize gerek yoktur. Ve veriler geldiği gibi e, işlenmesi gerekir. Bu e, akış yani streaming processing daha çok e, dinamik verilerin sürekli olarak geldiği ve oluşturulduğu senaryolar için e, tercih edilir ve tabii ki bu senaryolarda aktif olarak kullanılmaktadır. Örneğin bunun e, bir finans kuruluşu olarak e, örnek verebiliriz. Bir finans kuruluşları biliyorsunuz borsadaki değişiklikleri e, gerçek zamanlı olarak e, izler ve risk altındaki e, değerleri hesapladıktan sonra işte portfö portföylerini hisse senedi fiyat hareketlerine göre otomatik olarak yeniden e, dengelemektedirler. Ya da işte çevrim içi bir oyun şirketi e, işte e, oyuncular ve oyun arasındaki etkileşimler hakkında gerçek zamanlı veriler toplamak isteyebilir e, ve bu verileri e, oyun platformu için e, oyun platformuna beslemek için kullanabilir. Ee, i̇şte daha sonra verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmek isteyebilir ya da e, oyuncularını işte de, oyuncuların dikkatini çekmek için bunları e, küçük teşvikler veya e, dinamik deneyimler olarak e, sunması gerekebilir. Böyle bir durumda işte stream processing'e e, ihtiyaç duymaktadır. Son olarak e, sanırım stream processing için e, tekrar hatırlatmamız gerekirse anında gerçek zamanlı. E, yanıt gerektiren, zaman açısından kritik olan işlemler için en ideal çözüm olarak söyleyebiliriz. E, o zaman bir sonraki konumuza yani e, veri dünyasındaki rollere ve sorumluluklara şöyle hızlıca bir bakalım biliyorsunuz e, son yıllarda e, verinin önemiyle birlikte bu rollerde çeşitli rollerde e, şirketlerde e, çıkmaya başladı ve e, çok fazla kişi veri alanında çalışmaya başladı. Ee, tabii ki teknolojilerle bununla birlikte gelişerek e, rolleri de e, evrimleştirdi. Peki ne gibi roller var? Genel temelde aslında hangi roller var? Onlara şöyle bir bakalım. Ee, sanırım temelde 3 rolden bahsedebiliriz. Database Administrator rolü, e, Data Engineer rolü ve tabii ki Data Analyst rolü. E, bunlar tabii ki firmalara göre farklı isimlendirilebilir ama temelde karşılaştığımız 3 rol aslında e, bu roller. E, Database Administrator rolü sanırım Azure'da işte Azure Veri tabanının Yöneticisi olarak söyleyebiliriz Azure olarak düşünürsek eğer işte Azure Veri Hizmetlerini ve e, SQL Server üzerinde oluşturulan işte ş belki şirket içi yani on-prem e, belki de bulut tabanlı veri çözümlerinizin tasarımını e, işte uygulanmasını bakımını ve tüm operasyonel yönlerini e, yöneten kişilere söyleyebiliriz Azure Veri Tabanı Yöneticisi olarak e, veri tabu çözümlerinin e, tabii ki genel kullanılabilirliği çok önemli. E, bunları da yöneten işte performanslarıyla ve optimizasyonlarıyla e, çalışan arkadaşlar veritabanı yöneticisi ünvanını almaktadırlar. Aynı zamanda işte doğal afet veya e, insan yapımı bir e, hatanın ardından toparlanma planları da önemli. Yine bu arkadaşlar bu roller içerisinde bu politikaları oluşturma içerisinde e, çalışmaktadırlar. E, araçlar ve e, süreçler kullanarak tabii ki e, bunları gerçekleştirmektedirler. E, tabii ki diğer önemli bir nokta da sanırım verinin güvenliği. E, Veri tabanı yöneticileri e, verilerin e, güvenliğini de yönetmek zorundadırlar. Veriler üzerinde e, başka kullanıcılara belki e, detaylı ayrıcalıklar yani roller atayabilirler veya kullanıcılara uygun şekilde erişimleri için izinler ve bazı belki de reddetmeler vermek zorundadırlar. Data engineer yani veri mühendisleri ise aslında veri alma pipeline'ları yani işlem hatları üzerinde belki bu işlem hatlarının süreçlerini, işlem hatlarının oluşturulmasını yani pipelineların oluşturulmasını e veya işte belki analitik ışıklarının e, analitik iş yükleri için e, veri depolarının oluşturulmasını veya tasarlanmasından sorumlu arkadaşlardır. E, i̇şte bu ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanlarını yani relational veya e, non relational veri tabanlarınız için işte dosya depoları e, ve, ve veri pipelinelarını oluşturmakta e, bu arkadaşların sorumlulukları içerisindedir. E, veri analisti ise yani data analisti ise e, işletmelerin e, ya da kurumların vi, veri varlıklarının değerini en üst düzeye e, çıkarmaya yardımcı olan arkadaşlardır. Çünkü bunlar daha çok verileri e, işte görselleştirmeyle uğraşan, modellemeyle uğraşan e, arkadaşlardır. E, i̇şte ölçeklenebilir modeller tasarlarlar e, ve tabii ki bu modelleri tasarladıktan sonra oluşturmak zorundadırlar. E, verileri belki e, gereksiz verileri temizleyerek bunları dönüştürebilirler ve tabii ki raporlar oluşturabilirler. Üst seviye C-Level yöneticileri bu işte belirli aralıklarla oluşturdukları raporları görselleştirerek sunma görevini üstlenirler. Peki bu roller yaparken, rolleri daha doğrusu rollere atandığınızda hangi araçları daha rahat kullanabilirsiniz? Onlara da şöyle bir bakalım. Örneğin Azure üzerinde ya da işte fark etmez On-Prem'de de olabilir. Database Administrator rolünü üstlendiyseniz sanırım e, Azure Data Studio, e, SQL Server Management Studio veya Azure portalı kullanarak e, araçlarınızı yani veri tabanlarınızı e, rahat bir şekilde e, yönetebilirsiniz. Azure Data Studio aslında hem şirket içi hem de bulut tabanlı e, data hizmetlerinizi yönetmek için bir grafik ara birimi size sunuyor. Ee, ve aynı şekilde bunu Windows, macOS veya Linux'ta çalıştırabilirsiniz. SQL Management Studio'da, işte de SSMS'de, de daha doğrusu e, bildiğiniz gibi e, hem bulut tabanlı hem de şirket içi e, verilerinizi veri tabanlarınızı yönetmek için bir e, IDE, bir portal. E, bu da işte e, kullanılan araçlardan aslında en başına geliyor. Tabii ki bu Windows destekli. Ee, aynı zamanda size kapsamlı veritabanı yönetimi hizmeti de sunmakta. Azure üzerinde bulunan e, servisleri yönetmek için de Azure CLI'yi kullanabilirsiniz, Azure PowerShell'i kullanabilirsiniz, Azure Portalı kullanabilirsiniz. Ee, işte Azure SQL veritabanlarını, Azure Cosmos DB, Azure e, belki VM'ler üzerinde bulunan e, Azure e, SQL sonuçlarını yönetmek için yine bu araçları e, kullanmanız mümkün. Azure Data Engineer ise yani ya da On-Prem'de bulunan Data Engineerler ise SQL Server Management Studio'yu tabii ki kullanmak zorundalar yine. Bununla birlikte Azure Synapse Studio'yu da kullanabilirler. Bu araçların detaylarına tabii ki ileriki konularda detaylı bir şekilde gireceğiz ve aynı zamanda yine Azure Portal kullanarak verileri, Yönettikleri ya da verileri konumlandırdıkları e, servislere, hizmetlere rahat bir şekilde erişip bunları yönetebilmeleri mümkün. E, data analist arkadaşlarsa da e, yine e, Azure üzerinde bulunan verilerini veya on-premdeki verilerini yönetmek için e, Power BI araçlarını e, rahat bir şekilde sanırım kullanmak e, zorundadırlar çünkü bu araçlar en iyi raporlama ve en iyi görselleştirme araçları olarak söylenebilir sektörde olan Microsoft'un Power BI araçları. Power BI desktop ile işte data visualization yapabileceğiniz gibi modelleme ve yine tabii ki görselleştirme yapabilirsiniz. Azure Synapse varlıklarının yönetimini de yine Power BI desktop ile yapabilmeniz mümkün. Power BI portal ve servisle de işte raporlar oluşturabilirsiniz. Panoların oluşturulmasını ve veya veri kümelerinin oluşmasını ve paylaşımını sağlayabilirsiniz. BI Power BI Report da aslında görselleştirme işlemlerini ve modelleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz diyelim. E, o zaman bir de ilişkisel veri kavramlarına şöyle bir birlikte bakalım. Geçmişe dair şöyle kısa bir özet vermek gerekirse aslında e, bu veri tabanlarının ilk çıktığı yıllarda her uygulama e, verileri kendi benzersiz yapılarında depolamaktaydı. Uygulama geliştiriciler bu verileri kullanmak için e, uygulamalar oluşturmak istediklerinde e, ihtiyaç duydukları verileri bulmak için e, belirli veri yapısı hakkında her şeyi bilmek zorundaydılar. E, bu veri yapıları da e, verimsiz, bakımı zor e, ve iyi uygulama performansı sunmak için e, optimize etmek çok zordu bu veri yapılarını. E, i̇lişkisel veri tabanı modeli e, birden çok e, rastgele veri yapısı sorununu çözmek için aslında burada tasarlandı. E, i̇lişkisel model e, herhangi bir uygulama tarafından kullanılabilecek verileri temsil etmenin e, ve sorgulamanın standart bir yolunu sağladı bizlere. Tabii ki bunlarla birlikte artık geliştiriciler e, ilişkisel veri tabanlı modelinin ana gücünün e, yapılandırılmış bilgileri depolamanın e, ve erişmenin verimli ve esnek bir yolu olduğunu e, fark ettiler ve bunu kullanmaya başladılar. Basit ama güçlü ilişkisel bir model oluşturmak aslında her tür ve boyuttaki kuruluşlar tarafından çok çeşitli bilgi yönetimi ihtiyaçları için kullanılmaktadır. İlişkisel veri tabanları işte stokları izlemek, e-ticaret işlemlerini iz işlemek. çok sayıda görev açısından işte kritik müşteri bilgisini yönetmek ve çok daha fazlasını tabii ki yapmak için kullanılabilmektedir. E, ilişkisel veri tabanları e, kurallara dayalı, tutarlı bir şekilde düzenlenmesi gereken e, ilgili veri öğelerini içeren bilgileri depolamak için tabii ki e, çok yararlı olduğu söylenebilir. E, bilgisayardaki kullanılan bilgisayarlarda kullanılan ya da sistemlerde kullanılan veri tabanlarının e, aslında ana avantajlarından biri e, bilgilerin depolanmasını kolaylaştırmak olarak sö söyleyebiliriz sanırım. E, böylece bu bilgilere e, hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Örneğin bir e-ticaret sistemi, bir kuruluşun sattığı ürünler veya müşterilerin ayrıntıları ve verdikleri siparişler hakkında bilgileri kaydetmek için veri tabanlarını kullanıyor. İlişkisel bir veri tabanı burada verileri depolamak için bir model ve verileri hızlı bir şekilde almanızı sağlayan bir sorgu özelliği sağlamaktadır. Bu bu durumda ilişkisel verilerin özellikleri. Ee, ve e, bu bilgileri nasıl depolayabileceğiniz ve ilişkisel bir veri tabanında nasıl sorgulayabileceğiniz hakkında e, daha fazla e, bilgi edinmek zorundasınız ve aslında burada da biraz da ondan bahsedeceğim sizlere. O zaman öncelikle ilişkisel veri tabanları kullanım senaryolarına şöyle bir bakalım. E, i̇lişkisel veri tabanlarını IoT ortamlarınız e, online transaction işlemleri ve e, data warehousing işlemleri için kullanabiliyorsunuz. Aslında verilerinizi sabit bir sütun kümesine sahip tablolar topluluğu olarak kolayca modelleyebildiğiniz ve her zaman ilişkisel bir veri tabanı oluşturabileceğinizi e, biliyorsunuz aslında teorik olarak hemen hemen her veri e, kümesi bu şekilde modellenebilmektedir. Ancak bazı senaryolar e, ilişkisel e, modellere uygun olmayabilir. Örneğin müzik video ve diğer medya dosyaları koleksiyonunuz varsa e, bu verileri e, ilişkisel modele zorlamaya çalışmanız e, size sıkıntı çıkartabilir. Bunları işte daha önce bahsettiğim gibi e, Azure Blob Storage'lar üzerine konumlandırabileceğiniz gibi e, ya da yapılandırılmamış depolara e, konumlandırabilirsiniz. E, benzer şekilde sosyal ağ siteleri e, işte her biri son derece karmaşık bir ilişki ağında e, herhangi bir sayıda başka kullanıcıya bağlanabilen milyonlarca belki de e, kullanıcı hakkında verileri depolamak için ...veri tabanları kullanılır biliyorsunuz. Bu tür veriler ilişkisel tablolar koleksiyonu yerine... ...grafik veri tabanı yapısına daha uygun olabilirler. İlişkisel veri tabanları e-ticaret sistemlerinde... ...daha çok kullanılmaktadır. Ancak ilişkisel veri tabanlarını kullanmak için... ...en önemli kullanım durumlarından biri sanırım... ...online transactionlar yani OLTP dediğimiz çözümler. OLTP uygulamaları dakikada çok sayıda işlemi işleyen... E, işlem odaklı aslında görevlere odaklanmaktadır. E, i̇lişkisel veri tabanlarında OLTP uygulamaları için e, çok uygun olduğunu söyleyebiliriz bu ilişkisel veri tabanlarının. Çünkü ekleme, güncelleştirme ve e, silme işlemlerini e, doğal olarak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. E, ilişkisel bir veri tabanı genellikle e, söylediğimiz gibi bu işlemleri çok hızlı bir şekilde yaparken e, aynı zamanda SQL'in doğası gereği ee, belki de kullanıcıların verileri üzerinden e, geçici sorgular gerçekleştirmesini de çok hızlı bir şekilde kolaylaştırmaktadır. Ee, i̇şte ilişkisel veri tabanlarını kullanan OLTP uygulamalarını örnek olarak e, bankacılık çözümleri, e, çevremiçi belki perakende uygulamaları e, ya da uçuş rezervasyon sistemlerini söyleyebiliriz sanırım. E, peki bu ilişkisel veri tabanları içerisinde yani e, terimlere şöyle bir hızlıca bakmak istiyorum. Onları da sizlere Anlatmak istiyorum. Öncelikle sanırım tablolardan bahsedebiliriz. E, tablolar SQL veri tabanlarındaki aslında birinci il organizasyonlarınızdır. E, bu organizasyon yapınızdır daha doğrusu. E, tablolarda bulunan her bir satırın veya e, her kaydın ayrı özelliklerini yansıtan bir dizi e, sütun içermektedir. Örneğin, e, slaydımızda gördüğünüz gibi customer ID, customer name ve customer phone sütunları bulunmaktadır. E, veri organizasyonunun e, temel bir yönü olarak aslında ilişkisel veri tabanlarıyla çalışan herkesin gerektiğinde tabloların nasıl oluşturulacağını, e, değiştirileceğini e, ve sil, nasıl silineceğini anlaması e, çok önemli bir e, yer teşkil etmektedir. İlişkisel bir veri tabanının aslında temel özelliklerini sıralamamız gerekirse e, tüm veriler tablo tablolar içerisinde bulunmaktadır. E, varlıklar e, tablo olarak modellenir. E, varlığın her örneği tablodaki bir satırdır aslında e, ve her özellik bir sütun olarak tanımlanabilir. Örneğin e, Customer Name sütununda karşılık gelen satır örneğin e, Alex Patterson satırı olarak söyleyebiliriz. Sanırım örnek olarak e, varlığın örneği olarak Alex Patterson'ı söyleyebiliriz ama varlığın e, özelliği olarak da sanırım Customer Name olduğunu söyleyebiliriz. Aynı tablodaki tüm satırlar kesinlikle ve kesinlikle aynı sütun kümesine sahip olmak zorundadır. Bir tablo herhangi bir sayıda satır içerebilir. Bu arada yani bunun bir limiti bulunmamaktadır. Birincil anahtar yani şu Customer ID bölümü tablodaki her satırı benzersiz olarak tanımlamak zorundadır. Yani Customer ID bölümü aynı olamaz. Tabii ki anahtarlar bu birincil anahtarlar paylaşılamaz satırlar arasında. Yabancı bir anahtar ee, başka bir ilgili tablodaki satırlara başvurabilir. Yani yabancı anahtar sütunundaki her değer için e, diğer tablodaki karşılık gelen birincil anahtar sütununda aynı değere sahip bir satır e, olmak zorundadır. E, diğer bir kavramımız ise entities, yani varlıklar. E, varlıklar e, aslında fiziksel veya sanal olarak olabilen bir ee, öğelerin, tem, öğenin temsilidir aslında. Varlıklar mesela e, fiziksel olarak müşteri veya ürün e, olarak söyleyebiliriz e, veya işte sanal olarak da bir sipariş olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, örneğin bir müşteri bir ürün için sipariş verebilir. Bu da bizim varlığımızın yani entitenin temelini e, oluşturabilir ve örnek olarak söyleyebiliriz. Diğer bir konumuzsa sanırım normalleştirme. E, normalleştirme Veri tabanı tasarım aşamasında veri tekrarını, veri kaybını veya veri yetersizliğini önlemek için kullanılan bir tekniktir aslında. Veri tekrarı veri anomalisine yani data anomalize yol açar bildiğiniz gibi. Bu da veri bütünlüğünü bozulmasının neden olur. Veri anormalliği genelde aslında üç şekilde gerçekleşiyor. Güncelleme sırasında bir anomali olabiliyor. E, ekleme sırasında veya silme sırasında bir anomali olabiliyor. E, i̇yi tasarlanmış bir veri tabanı güncelleme, ekleme e, ve silme problemlerine aslında yol açmaması gerekmekte. Normalizasyonun e, avantajları olarak şunları söyleyebiliriz sanırım. Veri bütünlüğünü tabii ki en başta sağlıyor. E, verimli bir e, veri yapısı size sunuyor gereksiz veri tekrarını engelliyor ve minimum alan size kullandırıyor. Yani gereksiz verileri temizlediği için alanlarda bir ne derler minimize etmiş oluyor. Saklanan veri daha anlaşılır hale geliyor ve tabii ki hızlı sorgulama imkanı sizlere suluyor. Normalizasyon aslında 3 seviyeden oluşmakta. Bunlara NF yani Normal Form adı veriliyor. Birinci NF'te... E, aynı tablo içinde tekrarlanan kolonlar bulunmaması gerekiyor. Aslında bu normalizasyonun seviyeleri ve standartları bunlar arkadaşlar. E, dediğim gibi bir NFT yani birinci normal formda aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz. E, ve aynı zamanda her kolonda yalnızca bir değer bulunabilir e, standartını size sunmakta. E, i̇kinci NFT ise e, tabii ki ikinci NF birinci NF'e e, uygun olmak zorunda ve her satır eşsiz bir anahtarla tanımlanmalı. Yani bir primary key'iniz ya da unique key'iniz olmak zorunda. Her bir veri e, alt kümesi birden çok satırda tekrar tekrarlanmaması gerekiyor ve bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmaması gerekiyor. E, aynı şekilde ana tabloları ile yeni tablolar arasında dış anahtarlar yani o foreign key'ler kullanılarak ilişkiler e, tanımlanmaması gerekiyor. Son olarak da üçüncü seviye yani e, 3NF. E, 3NF'de tabii ki e, işte o e, 2NF'e e, uygun olması gerekmekte ve bunun da e, standartından bir tanesi anahtar olmayan hiçbir kolon kolon e, bir diğerine bağlı olmamalı ya da geçişken fonksiyonel bir bağımlılığı e, olmaması gerekiyor. E, diğer bir deyişle aslında her kolon anahtara tam bağımlı olmak e, zorundadır diye bir e, kavramı bulunmakta e, O zaman ilişkilerden şöyle bir bahsedelim e, Aslında relation veri tabanı tasarımcılarının normalize edilmiş bir veri tabanı yaratırken e, veri tekrarını önlemek için kullandıkları bir araç olarak söyleyebiliriz basitçe relation e, Aslında tekrarlanan verinin veri tabanında hangi tabloların hangi alanlarında bulunacağını gösteren bir yoldur. Bakın burada iki tablo arasında Customer ID'ler tekrarlanmış ve bunu hangi yolla gösterildiğine biz Relation ismini veriyoruz. İndekslerde de aslında ya da dizinlerde de tablodaki verileri aramanıza yardımcı olmaktadır. İşte bir tablo kitabının arkası ya da bir kitabın arkasında bir dizin olduğunu varsayın. Bu kitap dizini her başvurunun oluştuğu sayfaları içeren sıralanmış bir başvuru kümesini içermektedir. Bildiğiniz gibi e, kitaptaki bir öğeye başvuru da bulunmak istediğinizde e, bunu dizinden dizin içerisinde arayıp bulursunuz ve e, doğrudan sayfaları kurcalamanıza gerek kalmaz. E, veri tabanında bir dizin oluşturduğunuzda tablodan bir sütun belirtirsiniz normalde ve e, dizin tablodaki karşılık gelen satırlara e, işaretçilerle birlikte bu verilerin sıralanmış bir şekilde bir kopyasını. E, içermektedir. Kullanıcı işte ver sorgusunu kullanarak e, bu sütunu belirten bir sorgu çalıştırdığında normalde veri tabanı yönetim sistemi verileri satır satır tüm tablo satırında tarar e, ve daha hızlı bir şekilde e, getirir sizlere. Bunları da aslında getirirken de tabii ki e, bu dizin yapılarını kullanır. Normalde birçok e, Normalde bir tablo içerisinde birden fazla dizin kullanabilirsiniz. Bu nedenle belirli bir ürünün tüm siparişlerinde bulmak istiyorsanız, aslında siparişler tablosundaki ürün kimliği sütununda bir dizin oluşturmak belki yararlı olacaktır sizlere. Ancak dizinler bilenleriniz olacaktır. Ücretsiz değildir arkadaşlar. Yani kullanımı biraz sıkıntı yaratabilir. Dizin ek dop depolama alanlarını ihtiyaç duyabilir ve tabloya. Her veri eklediğinizde veya güncelleştirdiğinizde veya sildiğinizde e, bu tablonun e, dizinlerinin korunma, korunması gerekmektedir. Bu işte e, ek çalışma ekleme, güncelleştirme ve silme işlemlerini hız yavaşlatabilir e, ve ek işlem ücretlerine e, neden olabilmektedir. Örneğin bunları bulut ortamlarında kullanıyorsanız, e, bu nedenle hangi dizinlerin oluşturulacağına e, karar verirken sorgularınızı hızlandıran dizinlere sahip olmak. Ee, daha e, maliyet avantajı e, sizlere sunmaktadır. İşte salt okunur veya e, arada bir değiştirilen veriler içeren bir tablonuz varsa daha fazla dizin sorgu performansınızı e, arttırabilmektedir. E, bir tablo seyrek sorgulanıyorsa eğer e, ancak çok sayıda ekleme, güncelleme ve silme işlemine tabi ise e, bu tabloda dizinler oluşturmak sisteminizi e, yavaşlatabilmektedir. E, diğer bir Terimimiz ise view sanırım burada bu bahsedebiliriz. bahsedebiliriz. Sorgunun sonuç kümesini temel alan aslında sanal tablolarınızdır bu VIV'ler, e, sonuçlardır aslında. E, en basit durumda bir e, VIV temel alınan tablodaki belirtilen satırlarda bir pencere olarak düşünebilirsiniz. E, i̇şte görünümleri ya da VIEW'leri sorgulayabilir e, ve verileri bir tabloyla aynı şekilde e, olduğu gibi filtreleme şansınızda bulunmakta. Ee, view tabloları bir araya getirebilir. Bu arada arkadaşlar, müşterilerinizin mesela ayrıntılarını ve sipariş ettikleri ürünleri düzenli olarak bulmanız gerekiyorsa, e, bu birleştirme sorgusuna göre bir e, view oluşturabilirsiniz. E, diyelim ve o zaman bir de ilişkisel olmayan veri kavramlarından bahsedelim. Normalde e, bildiğiniz gibi veriler tüm şekil ve boyutlarda gelebilmekte ve birçok amaç için e, kullanılabilir olmaktadır. E, Birçok kuruluş bu verileri depolamak için ilişkisel veri tabanlarını öncelikli olarak tercih ederler. Ancak ilişkisel model bazı durumlarda en uygun model olmayabilir bildiğiniz gibi. Verilerin yapısı gereği ilişkisel tablolar kümesi olarak kolayca modellenemeyebilir. Örneğin hep verdiğimiz örnekte işte video, ses ve veya görüntü veya zamansal bilgiler büyük hacimli e, metinler veya doğası gereği ilişkisel olmayan diğer veri türleri e, ilişkisel verilerde içerisinde ilişkisel veri tabanları içerisinde konumlanamazlar. Bunlar için ilişkisel olmayan verilerimizi veri tablolarımızı kullanmamız gerekir. Veri e, database'lerimizi daha doğrusu kullanmamız gerekebilir. Diyelim ve e, ilişkisel olmayan veri kavramlarına e, verilerin daha doğrusu özelliklerine şöyle bir detaylıca bakalım. Biliyorsunuz ilişkisel veri tabanları aslında önceden tanımlayabileceğiniz alanları içeren iyi bilinen bir yapıya sahip verileri depolamak ve almak için mükemmel araçlardır. Ancak bazı durumlarda verilerinizin yapısı hakkında veri tabanınıza gelmeden önce tablo biçiminde düzgün bir satır ve sütun kümesi olarak kaydetmek için gerekli bilgiye sahip olmayabilirsiniz. Ee, bu tarz e, veri alma işlem hatları veya pipeline'ları gibi çok çeşitli kaynaklardan veri tüketen sistemler için aslında e, yaygın bir senaryodur bu. Bu gibi durumlarda ilişkisel olmayan bir veri tabanı e, son derece sizlere yardımcı olabilir. Örneğimizde mesela e, sunumumuzda gördüğünüz e, Customer 1 ve Customer 2 e, detaylarını şöyle bir bakalım birlikte. E, bir, iki, bir tanesinde sadece isim bilgisiyle başlarken diğeri bakın title ile başlıyor. Ee, bir tanesi telefon içi kısmında e, ev telefonu, iş telefonu ve mobil telefonu varken e, ve bunların bakın e, tanım bilgileri de home business ve cell olarak tanımlanırken diğerinde home ve mobile olarak tanımlanmış e, olarak görebilirsiniz. Adres kısmında da e, bir tanesi home ile başlarken bir tanesi de, de iki adres olduğu belirtilmiş. Bir tanesi İngiltere'de bir tanesi de e, Amerika'da adresleri Yani yapısı gereği aslında bunlar birbirinden farklı. E, ne derler veriler datalar birbirleriyle ilişkisi olmayan datalar yani aynı koleksiyon içindeler ancak farklı kapsayıcılara sahip olan veriler olarak söylenebilir. Örneğin diğer bir senaryoda verileri hızlıca yakalamanız gerekebilir verileri yakaladıktan sonra çok hızlı bir şekilde kaydetmeniz de gerekebilir. Verileri işlemek ve e, ilişkisel bir veri tabanındaki farklı tablolardaki satırlar kümesinde işlemek e, aslında bu noktada biraz e, uygun olmayabilir ve zor olabilir. E, bu görevleri daha sonraki bir tarihte parça olarak e, değerlendirebilirsiniz. E, alma sırasında verileri orijinal durumunda ve biçim biçiminde depolamanız e, daha hızlı bir çözüm olacaktır. E, i̇lişkisel olmayan veri tabanlarının önemli bir yönü. Verileri çok esnek bir şekilde depolamanıza olanak sağlamaktadır. E, i̇lişkisel olmayan veri tabanları e, verilere şema uygulamaz. Bakın burada zaten bir verilerin bir şeması yok. E, bunun yerine verilerin nasıl yapılandırılacağı yerine e, daha çok verinin kendisine odaklanmaktadır. E, bu yaklaşım e, bilgileri tüketeceğiniz, sorgulayacağınız veya kullanacağınız yolu yansıtan aslında doğal bir biçimde depolayabileceğiniz anlamına gelmektedir. E, ilişkisel olmayan bir e, sistemde varlıklar için bilgileri e, ilişkisel tablolar yerine koleksiyonlarda e, veya konteynerlarda e, yani ko kapsayıcılarda e, depolamaktasınız. E, i̇şte bu Azure Blob Storage içerisindeki konteynerları düşünebilirsiniz. Aynı koleksiyondaki e, iki varlık e, ilişkisel bir tabloda bulunan normal sütun kümesi yerine e, farklı bir alan kümesine sahip olabilmektedir. Örneğimizde gösterdiğimiz gibi e, sabit bir şemanın olmaması da aslında her varlığın kendi tanımlaması gerektiği anlamına gelir. E, genellikle e, bunlar her alını temsil ettiği verilerin adıyla e, etiketlenerek elde edilmektedir. E, peki ilişkisel olmayan veri tabanı senaryoları nedir diye soracak olursanız aslında IoT ve Telemetrix sanırım bunların en başında gelen senaryolar. Bu sistemler genellikle sık sık e, işte faaliyet ler faaliyet patlamalarında büyük miktarda veri e, çıkartmaktadırlar ve veri tüketmektedirler. E, i̇lişkisel olmayan veri tabanları bu bilgileri çok hızlı bir şekilde depolayabilirler. E, veriler daha sonra işte Azure tarafını düşünecek olursak Azure Machine Learning, Azure HD Insight veya Microsoft e, Power BI gibi analiz hizmetleri tarafından kullanılabilir rahat bir şekilde. E, ayrıca veriler Veri tabanına geldikçe tetiklenen Azure fonksiyonlar kullanılarak da gerçek zamanlı olarak işlenebilmektedir. Diğer kullanım senaryoları da sanırım perakende ve pazarlama sektöründe kullanılan veri tabanları ilişkisel olmayan veri tabanları, işte oyun sektöründe ve web mobile sektörde kullanılan veri tabanlarını sanırım burada örnek olarak verebiliriz. İlişkisel olmayan veri türleri nelerdir? Aslında bunlar da Farklı formatlarda karşımıza gelen veri türleridir. Yarı, e, öncelikle aslında belki de e, yarı yapılandırılmış verinin ne olduğunu da bu arada söyleyebiliriz. E, veri yapısı e, gerçek veriler içinde alanlara göre tanımlanır ve biçim dosya türleri JSON, Avro, ORC ve Parquet e, veri türleri olarak söyleyebiliriz. E, yarı yapılandırılmış veriler e, al, aslında alanları içeren verilerdir. Alanlar her varlıkta e, aynı olmak zorunda değildir. Yalnızca varlık başına gereksinim duyduğunuz alanları tanımlayabilirsiniz. E, önceki örneğimizde söylediğimiz gibi müşterileri e, var müşteri varlıkları yarı yapılandırmış verileri örnek olarak verilebilir. Veriler bir uygulamanın e, ayrıştırılabileceği e, ve işleyebileceği şekilde biçimlendirilmesi gerekiyor. E, bunu yapmanın yaygın bir yolu da her varlık için verileri bir örneğin JSON e, belgesi olarak depolayabilirsiniz. E, JSON terimi aslında JavaScript e, nesne gösterimi e, anlamına gelir. JavaScript uygulamaları tarafından verileri e, bellekte depolamak için e, kullanılan bir biçimdir. Ancak e, dosyaların içine ve dosyalarına e, belgeleri okumak ve yazmak için de kullanabilirsiniz. E, JSON belgesi e, aslında bu köşeli e, ayraçlar içine alınmış e, satırlardan e, oluşmaktadır. Her alanın bir e, etiketi ardından e, iki nokta üst üste koyduktan sonra e, işte e, alanın değeri e, tanımlanması gerekiyor. Alanlar işte basit değerler veya e, alt belgeler e, içerebilmektedir. E, Avro satır tabanlı bir biçimdir aslında. E, Apache tarafından e, geliştirilmiştir ve Apache tarafından e, yaratılmıştır. Her kayıt... Kayıttaki verilerin yapısını açıklayan bir üst bilgiyi içermektedir. Bu üst bilgi JSON olarak depolanır. E, veriler ikili bilgi olarak e, depolanırken, e, bir uygulama ikili verileri ayrıştırmak ve içerdiği alanları ayıklamak için e, üst bilgideki bilgileri kullanmak zorundadır. E, Avro e, verileri aslında e, sıkıştırırken depolama ve ağ band genişliği gereksinimlerini en aza indirir. En, e, e, en aza indiren ee, en iyi formatlardan bir tanesi olarak söylenebilir. Ee, Orksa aslında Optimized row e, columns e, formatsa e, aslında e, verileri satırlar yerine sütunlar halinde düzenlemektedir. E, Hortonworks tarafından Apache Hive'da e, sistemlerinde e, okuma ve yazma işlemlerini optimize etmek için geliştirilmiş bir e, yapıdır bu. E, Hive e, çok büyük veri kümeleri üzerinden hızlı ve özetleme e, yapabilmenize ve aynı zamanda sorgulamayı destekleyen bir veri ambarı e, sistemi e, sistemidir. E, ve tabii ki Hive, e, Hive yapılandırılmış veriler üzerinden SQL benzeri sorguları da e, desteklemektedir. E, Parkhead aslında e, başka bir sütunlu e, veri biçimidir arkadaşlar. Cloudera ve Twitter tarafından oluşturulmuştur bu e, format. E, Parkhead e, dosyası satır grupları içerirken e, her sütunun verileri ...aynı satır grubunda birlikte depolanmaktadır. Her satır grubu bir veya daha fazla veri öbeği içerebilir. Parket dosyası aslında her öbekte bulunan satır kümesini açıklayan meta verileri içermektedir. Bir uygulama belirli bir satır kümesi için doğru öbeği hızlı bir şekilde bulmak... ...ve bu satırlar için belirtilen sütunlardaki verileri almak için bu verileri kullanabilmektedir. Genelde işte Parkhead iç içe veri türlerini verimli bir şekilde depolama ve işleme konusunda uzmanlaşmıştır. Çok verimli sıkıştırma ve kodlama şemalarını da tabii ki desteklemiştir. Yapılandırılmamış verilerimiz nelerdir diye düşünecek olursak aslında yapılandırılmamış veriler doğal olarak tabii ki alan içermeyen verilerdir. Örnek olarak Video, ses ve diğer medya akışlarını sayabiliriz. Ee, her öğe ikili verilerin e, amof bir bloğudur aslında. E, bloğudur aslında. Blok demeyelim de bloğudur aslında. E, bu verilerde e, belirli öğeleri arayamazsınız. E, bunun gibi verileri e, işte amaç için özel olarak tasarlanmış depolama alanında depolamayı seçmeniz e, gerekmektedir. Azure'da işte video ve ses verilerini büyük olasılıkla genelde Azure e, blok storage'larda Depolayabilirsiniz. Ee, i̇şte blok yalnızca temel okuma ve yazma işlemlerini desteklemektedir ve dahili arama yeteneği yoktur. Ee, dosyaları yapılandırılmamış bir veri biçimi olarak da düşünebilirsiniz aslında buradaki dosyaları. Ee, ancak bazı durumlarda bir dosya e, netir bir dosya olduğunu, örneğin fotoğraf, Word belgesi, Excel ya da e, başka formatta bir e, dosya olduğunu e, sahip ve alan olarak depolanabilecek diğer öğeleri gösteren meta verileri de içerebilmektedir. Asya, ancak dosyanın ana içeriği e, yapılandırılmamıştır. İşte bu tip yapılandırılmamış verilere biz e, yapılandırılmamış veriler ismini e, vermekteyiz. E, diğer bir kavramsa ise aslında NoSQL kavramı. Sanırım burada biraz da bunun üzerinde e, durmamız gerekiyor. İlişkisel olmayan veriler tablo kümesi olarak yapılandırılmamış herhangi bir şey anlamına gelen her şeyi kapsayan bir terimdir. E, yapılandırılmış olmayan verilerin Birçok farklı türü e, ve bilgileri e, çok çeşitli amaçlar için kullanabilmektedir. E, sonuç olarak her biri e, belirli bir senaryo kümesine e, yönelik bir dizi farklı ilişkisel olmayan veri tabanı yönetimi sistemi e, türü bizlere sunmaktadır. E, i̇lişkisel olmayan veri tabanları hakkında okurken NoSQL kavramı sanırım çok fazla karşınıza ge geliyor. E NoSQL sadece ilişkisel olmayan anlamına gelen, oldukça aslında dederler, gevşek bir terim olarak söyleyebiliriz. SQL değil, sadece SQL değil, bazı ilişkisel olmayan veri tabanları tablolar yerine belgeler için uyarlanmış bir SQL sürümünü desteklemektedir. Örnek olarak Azure Cosmos DB'yi burada söyleyebiliriz. No NoSQL veri tabanları genellikle 4 kategoriye ayrılır arkadaşlar. key value Storage'lar yani anahtar değer depoları, e, belge veri tabanları, e, sütun ailesi veri tabanları ve e, grafik veri tabanları olarak söyleyebiliriz. E, anahtar değer yani key value storage'lar veri eklemek ve sorgulamak için en basit NoSQL veri tabanları türüdür. E, ve tabii ki genellikle en hızlı olanlarıdır. Anahtar değer yani key value deposundaki her veri öğesinin iki öğesi bulunuyor adından da belli e, anahtar ve değer öğeleri. E, anahtar e, bir e, öğeyi benzersiz olarak tanımlarken, değer e, öğenin verilerini tutmaktadır. E, değer veri tabanı e, yönetim sistemi ne e, opak e, denmektedir Öğeler anahtar e, sırasına göre e, depolanmaktadır. Belge veri tabanları ise anahtar değer deposunda NoSQL e, spektrumunun e, karşı ucunu aslında. Temsil eder. Belge veri tabanında her belgenin benzersiz bir kimliği bulunmaktadır. Ancak belgelerdeki alanlar veri tabanı yönetim sistemi için saydam olarak yapılandırılmıştır. Belge veri tabanları genellikle önceki konularımızı açıkladığımız gibi verileri JSON biçiminde depolar veya işte XML, YAML, BSON, JSON gibi diğer bileşenler, biçimler kullanılarak kodlanabilmektedir. Sütun ailesi veri tabanı aslında verileri satırlar ve sütunlar halinde düzenler. Bu yapıya örnek olarak önceki konularımızda söylediğimiz gibi ork ve PARC dosyaları verilebilir. En basit haliyle bir sütun ailesi veri tabanı en azından kavramsal olarak ilişkisel bir veri çok benzemektedir. Çünkü satırlar ve sütunlardan oluşmaktadır. Bir sütun ailesi veri tabanının gerçek aslında gücü e, seyrek verileri yapılandırmaya yönelik normalleştirilmiş yaklaşımında e, yatmaktadır. Örneğin müşteriler ve adresleri e, hakkında bilgileri e, ilişkisel bir veri tabanında depolamanız gerekiyorsa e, benzer bir şema tasarlayabilirsiniz e, sütun aile veri tabanları içerisinde. E, diyelim ve grafik veri tabanının da ne olduğundan bir bahsedelim ardından da veri analitiği kavramlarına geçeceğiz. E, grafik veri tabanları aslında e, varlıkları depolamanızı olanak tanıyan, e, ancak ana odak noktası bu varlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini göstermeye yarayan veri tabanlarıdır. E, grafik veri tabanı e, genelde iki tür bilgileri depolar: e, varlık örnekleri olarak düşünebileceğiniz düğümler ve düğümler arasındaki ilişkileri belirten kenarlar. Aslında notlar ve edge'ler daha önce söylediğimiz gibi. E, notlar ve eşler bu node veya edge hakkında bilgi sağlayan özelliklere sahip olabilir. Örneğin tablodaki e, sütunlar gibi. Ayrıca e, edgeler ilişkinin doğasını gösteren bir yöne sahip olabilir. E, grafik veri tabanının amacı bir uygulamanın e, Node'lar ve edgeler ağından geçen sorguları verimli bir şekilde gerçekleştirmesini e, ve aynı zamanda varlıklar arasındaki ilişkileri çözümlemesini e, sağlamaktır. Ee, örnek vermemiz gerekirse bir kuruluşun grafik olarak yapılandırılmış personel e, veri tabanını görebilirsiniz. Bakın şu e, slaytımızda Varlıklar e, kuruluşlar ve kuruluştaki departmanlardır. E, ve H'ler H'lerse raporlama satırlarını ve çalışanların çalıştığı departmanları e, göstermektedir. Bu grafikte e, kenarlardaki oklar ilişkilerin aslında yönünü e, bizlere gösteriyor. Bunun gibi bir yapı doğrudan veya dolaylı olarak örneğin Sarah için, Sarah kullanıcısı için e, çalışan tüm çalışanları bulun veya işte e, John kullanıcısı için e, John John'la birlikte aynı departmanda kimler çalışıyor gibi e, sorguların yürütülmesini bizlere e, kolaylaştırabilir. Çünkü çok sayıda varlık ve ilişki içeren büyük grafikler için. Ee, çok karmaşık analizleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. E, ve birçok grafik veri tabanı e, bir ilişki ağından verimli bir şekilde geçmek için kullanabileceğiniz bir e, sorgu dili de tabii ki desteklemektedir. İşte Azure Cosmos DB grafik oluşturmak ve sorgulamak için e, bu dilleri kullanan veri tabanlarından bir tanesidir diyebiliriz. O zaman e, veri analitiği kavramlarına da şöyle bir hızlıca bir bakalım birlikte. Aslında en temelde veri analitiği kuruluşların ürettiği verileri almak e, ve e, kuruluşların nasıl performans gösterdiğine ve aynı zamanda tabii ki iş performansını korumak için neler yapabileceğine dair e, büyük resimleri oluşturmak için e, kullanılabilir arkadaşlar. Veri analitiği e, kuruluşlardaki güçlü ve zayıf yönleri belirlerken e, ve tabii ki bunları belirlemeye yardımcı olurken uygun iş kararları almanızı da tabii ki sağlamaktadır. Örneğin bir şirkette kullanıldığı, bir şirketin kullandığı veriler birçok kaynaktan gelebilir. Taranacak bir yığın, bir aslında çok geçmiş bir yığın geçmişi olabilir ve her zaman yeni veriler gelmeye de tabii ki devam edebilir. Bu veriler müşteri satın alımlarının banka işlemlerinin, hisse senedi fiyat hareketlerinin, işte gerçek zamanlı belki hava durumu verilerinin, izleme cihazlarının ve hatta e, kameraların e, sonuçları bile olabilir. E, bir veri analizi çözümünde e, bu verileri basitleştirmeniz gerekir ve iş operasyonlarınız hakkında e, soru sormak ve tabii ki de aynı zamanda yanıtlamak için kullanabil kullanabileceğiniz bir veri ambarı e, oluşturmanız gerekmektedir. E, bir veri ambarı oluşturmak, ihtiyacınız olan verileri yakalayabilmenizi ve uygun bir biçimde düzenleyebilmenizi kolaylaştırmaktadır işte daha sonra bu bilgileri işte kimlik eğilimlerini ve nedenlerini incelemek için analiz araçlarını ve görselleştirmeleri kullanabilirsiniz veri işleme aşamaları Aslında veriler alındıktan ve toplandıktan sonra gerçekleşmektedir veri işleme verileri e, ham biçiminde alır, e, temizler ve daha anlamlı bir biçimde e, tablolarına, e, grafiklere, belgelere dönüştürebilir. E, sonuç olarak sorguları gerçekleştirmek ve görselleştirmeler oluşturmak için kullanabileceğiniz bilgisayarlar tarafından e, yorumlanması ve bir kuruluş genelinde çalışanlar tarafından kullanılması için e, gerekli form ve bağlamı veren bir veri tabanıdır aslında veri analitiği. E, veri temizleme, e, anormallikleri kaldırma ve alma aşamasında e, çalıştırılamayacak kadar zaman alıcı filtreler e, ve e, dönüşümler uygulama gibi bir dizi eylemi kapsayan e, genelleştirilmiş bir aslında terimdir. E, veri işlemenin amacı, ham verileri bir veya daha fazla iş modelinde e, aslında dönüştürmektedir. E, dönüştürmektir e, diyebiliriz. Veri işleme mekanizması e, Alınan verileri almak, dönüştürmek ve modeller oluşturmak için e, bu verileri işlemek e, ve dönüştürülen verileri ve modelleri kaydetmek için e, bize iki yaklaşım e, sunmaktadır. Bu yaklaşımlar ETL ve ELT yaklaşımlarıdır. E, ETL Extract Transform e, and Load'un kısaltılmışıdır arkadaşlar. Yani ayıklama, dönüştürme ve yükleme anlamlarına gelmektedir. Ham veriler kaydedilmeden önce alınır ve dönüştürülür. Ayıklama, dönüştürme ve yükleme adımları sürekli bir işlem, ardışık düzeni olarak gerçekleştirilmektedir. Öğeler arasında çok az bağımlılık olan, işte yalnızca basit modeller gerektiren sistemler için aslında bu uygundur. Örneğin, bu tür işlemler genellikle temi, temel veri temizleme görevleri, verileri tek çoğaltma ve tek tek alanların içeriğini yeniden biçimlendirmek için kullanılabilir. Alternatif olarak da diğer yaklaşım yani ELT, e, Extract, Load and Transform'un kısaltılmışıdır. Bu da işte ayıklama, yükleme ve dönüştürme e, anlamına gelmektir. İşlem verilerinin dönüştürülmeden önce depolandığı e, için bu e, ELTL kavramı e, seçilmiştir. E, ELTL Bulut için aslında uygun ölçeklenebilir bir yaklaşımdır arkadaşlar çünkü mevcut kapsamlı işlem gücünden yararlanabilmektedir. E, ETL ise daha akış odaklı yaklaşımı, e, aktarım hızına daha fazla önem vermektedir. Azure üzerinde hem ELTL hem de ETL yaklaşımlarını uygulayabileceğiniz e, hizmetler bulunmaktadır. Örneğin Azure SQL Veri Tabanları, örneğin e, Azure Data Factory, e, örneğin işte e, HD Insight Hadoop. Azure Databricks gibi farklı çözümler bulunmaktadır. Bunları da zaten e, yeri geldiğinde detaylı bir şekilde sizlere e, diğer modellerimizde e, anlatmaya çalışacağım. E, biraz da veri görüntülemeden biraz bahsedelim. Aslında iş zekasının e, işin içerisine girdi, yani bir yayın için işin içerisine girdiği bir e, yapıdan sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında e, bir iş modeli çok miktarda bilgi içerebilmektedir. Bunun e, gibi bir model üretmenin amacı e, içerdiği bilgiler üzerinde daha iyi muhakeme etmenizi e, soru sormanıza e, ve işletmeniz için e, bu soruları ilerletmenize yardımcı olabilecek yan, yanıtlar elde etmenize e, yardımcı olmaktır. E, raporlama bir kuruluşun farklı alanlarının nasıl performans gösterdiğini izlemek için verileri bilgilendirici özetler halinde e, düzenleme işlemidir. E, i̇ş ise, İş bilgilerinin toplanması, entegrasyonu, e, analizi ve sunumuna yönelik teknolojileri, uygulamaları ve e, bu uygulamaları nasıl kullandığınızı ifade eder aslında. İş zekasının amacı daha iyi karar vermeyi desteklemek desteklemektir e, ve iş zekası sistemleri çoğu zaman bir e, data warehouse'a yani veri ambarına e, da toplanan verileri kullanı, kullanmaktadırlar ve bazen canlı operasyonel verilerden de yararlanabilirler. Ee, i̇şte bu e, veri görselleştirme ise e, bilgi ve verilerin grafiksel gösterimi olarak sanırım e, söyleyebiliriz. E, veri görselleştirme içerisinde sizlerinde bildiğiniz gibi aslında çubuk ve sütun grafikleri, işte çizgi grafikler, e, işte matrisler e, ya da tree map görüntüleri, işte e, dağılım e, modellemesi, dağılım grafiği ya da field map'ler e, coğrafi modellemeleriniz için field map'ler de e, kullanılabilmektedir. E, data analytics kısmındaysa ise bahsetmemiz gereken sanırım bazı e, terimler var. Onlardan da bahsederek bu modülümüzü tamamlayalım. E, i̇şte öncelikle sanırım tanımlayıcı yani diagnostik analitikten de bahset, bahsedebiliriz. Olayların neden olduğu ile ilgili soruları yanıtlamaya yardımcı olur. Tanımlama e, tanılama analitiği ya da diagnostik analitik Teknikleri daha temel açıklayıcı analizlerle tamamlar. Açıklayıcı analitikten elde edilen bulgular, bulguları alırlar ve nedenini bulmak için daha derine inerler. Prediktif ise tahmine dayalı analitik bize sunmaktadır. İşte gelecekte ne olacağına ilişkin soruları yanıtlamamızda bu prediktifler bize yardımcı olmaktadır. Yani tahmine dayalı çözümler. Prescriptive ise aslında kuralcı analitik olarak söylenebilir. Bir hedefe veya hedefe ulaşmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiğine ilişkin soruları yanıtlamaya bizlere yardımcı olmaktadır. Cognitive ise yani belissel data analitiği ise aslında mevcut veri ve kalıplardan çıkarımlar çıkarmamıza, mevcut bilgi tabanlarına dayalı sonuçlar üretmemize ve daha sonra bu bulguları gelecekteki çıkarımlar için bilgi tabanına geri eklememize yardımcı olmaktadır. İşte bilişsel analitik koşullar değiştiği takdirde neler olabileceğini ve bu durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi öğrenmemize tabii ki. Yardımcı olabilmektedir. Diyelim tabii ki bu işte örneğin çağrı merkezleri bu bilissel kognitif servisleri çok fazla kullanılmaktadır. İşte NLP dediğimiz doğal dil işleme kavramlarını kullanmaktadır. Ve teorik olarak da tabii ki büyük paralel dağıtılmış bilgi işlem altyapılarında kognitif servisler tercih edilmektedir. Diyelim ve bu kavramsal modülümüzü tamamlamış olalım. Ben dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu eğitim serimizde 4 modülden oluşacak. Bundan sonra 3 modülümüz daha var. Burada tamamen DP-900 Azure Data Fundamentals sertifikasına hazırlık için sizlere hazırladım bu videoları. Tüm konuları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur ve umarım beğenirsiniz. Desteklerinizi kanalıma abone olarak veya işte birkaç yorum bırakarak gösterebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyorum.